Bunu yanıyor mu? Işık olmuyor sanki ya. Osmanlı'dır. Ne kadar bu? Bu bileklik bu ya. Edirne'de 5 yıldır küçük dükkanıyla oldukça büyük hizmet veren antikacı Celal Bozkurt. Eski ve ilginç eşyalara ilgisi olan kişiler için vazgeçilmez oluyor. Endonezya ve Hindistan gibi farklı ülkelerden ürünler getiren Bozkurt, kapılarını aralayan antika meraklılarını eskiye götürerek adeta tarih yolculuğuna çıkartıyor. Dükkanı keşfeden müşterilerin ürünlere büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Bozkurt, dükkana giren herkesin mutlu olduğunu söyledi. Hemen hemen 5 yıl oldu. Dükkanımda gördüğünüz gibi antika vari, hediyelik eşyalar, gençlere, bürolara, iş yerlerine, ne bileyim evlere, envai çeşit her yere uygun modellerimiz var. Hediyelik eşyalarımız var, ürünlerimiz var. Bunlar genellikle yurt dışından geliyor. İspanya'dan gelen var, Endonezya'dan gelen var, Hindistan'dan gelen var. Örneğin bu gramofonlar, telefonlar Hindistan'dan geliyor. Dünyada tek yapan ülke zaten Hindistan'da bu konuda. Uzak Doğu'dan geliyor genelde diyelim ama benim genelde Endonezya ve Hindistan ağırlıklı. Buraya gelen herkes bir defa mutlu oluyor. İlk gördüğü zaman bu bir mutluluk yaşıyor yani. Oturdukları zaman, inceledikleri zaman ürünleri ayrılmak istemiyorlar buradan. Gitmek istemiyorlar yani. Ben bu yüzden ağlayanları bilirim. Samimi söylüyorum yani burada ağlamışlardır. Yani giderken çok üzülmüşlerdir. Çok değişik ürünler var. Yani her yaşa hitap eden ürün var burada. Eskişehir'e bir şube açmayı düşünüyoruz. Dükkanında çok çeşitli eşyaların yer aldığını belirten Bozkurt, en eski antika ürününün tarihi bir çevirmeli telefon olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi bu ürün 190 sene olduğu söyleniyor. Eskiden telefonlar şimdiki gibi teknoloji değildi. Buradan çeviriyorsun. Buradan burayı çeviriyorsun. Karşına santral çıkıyormuş. İşte santral şurayı bağla şeklinde telefon ediliyormuş. Daha nostalji oluyor bize göre şu anda. Nostalji bir telefon bu. Evet. Bu telefonlar tabii şeyden gündemden çıkmıştır. Özelliğini kaybetmiştir ama tarihsel olarak çok güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum bunun ben. Her bütçeye uygun ürünler var yani. Her bütçeye uygun insanları, herkese hitap eden ürün var burada. Yani en küçük yaştan en büyük yaşa kadar herkese hitap eden, yani herkesin kesesine uygun ürünler var burada. Avusturya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Kıbrıs'tan, bilhassa Kıbrıs'tan çok müşterim var. Yunanistan'dan tabii, Yunanlılar geliyorlar. Bayağı bir talep var. Yani yurt içi, yurt dışı. Bayağı bir Türkiye'de tekim yani. Bunu bilhassa belirteyim. Benim ürünler Türkiye'de tektir. Hiçbir yerden temin edemezsiniz. Bu mağazanın özelliği budur. Çocukların çok hoşuna giden bir kumbara şekli bu. Çocuklar hem para kazanıyorlar bundan. Gelen misafirler para atıyor. Bir kere daha atıyor. Bir kere daha hoşuna gidiyor. Ve para kazanıyorlar çocuklar bundan. Birikim yapmalarını sağlıyor. Tabi her paraya da şey yapmıyor. Büyük para olacak yani buna. Öyle küçük parayı kabul etmiyor. Bozkurt'un dükkanında ayrıca Mersin'de bindiği dolmuş şoförünün tecavüzüne uğrayan ve ardından öldürülen Özgecan Arslan için melek biblolarının olduğu bir Özgecan köşesi yer alıyor. Valla bu Özgecan köşesi, bu Özgecan hatırlarsınız, öldürülen kızımız bu. Bu beni çok hayatım çok etkileyici bir unsur olmuştur, çok etkilemiştir. Ben de ona naçizane bir köşe hazırladım. Bu köşe, bu mağaza durduğu sürece bu köşe böyle kalacaktır. Bir hatıra olarak kalacaktır. İnşallah böyle bir şey bir daha tekerrür etmez.